5 yıllık MİT davası yarın Çağlayan'da son bulacak. Bir haber hayatımın bütün akışını değiştirdi. O haber yüzünden hapis yattım, yargılandım, silahlı saldırıya uğradım, işimden oldum, sürgünü yaşadım. Ömür boyu biriktirdiğimiz ne varsa el kondu. Sadece ben değil, ailem, gazetem ve çalışma arkadaşlarım da ağır bedeller ödedi. Peki doğru olmayan bir haber mi vermiştik? Hayır. Haber doğruydu. Bu bir gazetecilik faaliyeti miydi? Evet. Anayasa Mahkemesi de kararıyla bunu tescilledi. Üstelik haberin yayınlanmasında kamu yararı vardı. Hükümet Suriye'deki cihatçılara gizlice silah sevk ederek suç işlediği ortaya çıkınca bunu sır ilan edip suçüstü yakalanmanın acısını olayı deşifre edenlerden çıkardı terör örgütü üyeliğiyle hükümeti devirmeye çalışmakla suçlandık. Sonunda devlet sırrını ifşadan aldığım 5 yıl 10 aylık cezayı Yargıtay az buldu. Cezayı artırmak için yarın buna casusluk suçlamasını da ekleyecekler. Kanıt mı? Kanıt işte elimde gördüğünüz bu kağıt parçası. Suriye'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin haberi okuduktan sonra AKP hükümetini Güvenlik Konseyi'ne şikayet eden mektubu bu. İnanmayacaksınız ama Suriyeli Büyükelçinin haberi okuduktan günler sonra yaptığı bu başvuruyu benim casusluğuma kanıt sayıp 35 yıla kadar hapsimi istedi savcı. Yarın hakim son kararını açıklayacak. Hakim kim? CHP'nin Erdoğan'ın adalet giyotini adını taktığı Akın Gürlek. Selahattin Demirtaş'tan Atilla Taş'a, Sırrı Süreyya Önder'den Canan Kaftancıoğlu'na kadar tüm önemli davalarda ceza yağdıran, Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yeniden yargılama kararını tanımayan bir hukuk cellatı. Yarın Erdoğan'ın eline tutuşturduğu kararı okuyacak kürsüden. Ama biz bu adalet varmış gibi yapma oyununda rol almayacağız. Onları oyunlarıyla baş başa bırakıp bu dönemi ve bu dönemin kuklalarını belgeselle, kitapla, filmle, sergiyle halkımıza dünyayı anlatacağız, yarınları aktaracağız. Bakalım tarih hangisini hatırlayacak?